Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Şu anda güncelde 99 LP Challenger'ız ve İmparator olma maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Ya kazanacağız ya da kaybolacağız. Sizlere verdiğimiz sözü tutamazsak zaten kaybolduk demektir. Önceki videoya gösterdiğiniz ilgi ve alakadan ve like'lardan dolayı da teşekkür ederim. Bu videoyu da eğer ki beğenirseniz arkadaşlar, beğenmezseniz atmayın. Like'ınızı atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Kanala abone olmak da hala ücretsizken abone olmayı da unutmayınız. Reklamımızı yaptık. Şimdi maça geçebiliriz. Takımımızda top 1 Zeri var. Karşıdaki Kaysa ve Thresh'i tanıyorum. Onlar da Challenger. Akali de güzel bir Akali oyuncusu hatırladığım kadarıyla. Akali'den ziyade bot lane Challenger. Ondan eminim. Akali'yi tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey bota biraz daha fazla yüklenmek olacaktır. Bizim Zerimiz de top 1 Zeri olduğu için en azından diff yemeyeceğini düşünüyorum. Zeri çünkü koridorda gerçekten bayağı güçlü. Sette Kaysa ve Akali'yi gösterdi zaten. Okey. Ya bizim takımda biraz master oyuncular var. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Lee Sin neden seçtik? Çünkü Lee Sin biraz daha böyle zor durumlarda takımı sırtlayabilen, tek başına taşıyabilen şampiyonlardan bir tanesi. Bu yüzden ne olursa olsun bu maçı kazanmak istediğim için Lee Sin oynuyorum. Lee Sin gerçekten düzgün... Evet, Q'ya basamadım konuşacağım diye. My bad, sorun yok. Arkadaşlar Lee Sin'le dediğimiz gibi oyunu gerçekten güzel bir şekilde taşıyabiliriz. Dikkat etmemiz gereken nokta bu olacaktır bizim. Early game'de zaten Lee Sin'in gücünü biliyorsunuz. 5 level olduktan sonra özellikle gideceğiz oraya buraya kill bakacağız arkadaşlar. Ve karşı takımda Akali var. Akali'ye de oyun oynatmamaya çalışacağız. Bir de bir sıkıntımız var. Onu da yorumlarda çok gördüğüm için anlatayım sizlere. En son birisi gelip boğazına sarılacak. Abi kayn çek artık diye. Gerçekten o kadar çok kayn istiyorsunuz ki. Ama metada olmadığı için çekmiyorum. Bir gün metaya girerse çekeceğim emin olabilirsiniz. Çünkü en yüksek elo'dan oyunu oynamaya çalışıyorum. Düşük bir elo'da oynamadığım için de metada olmayan şampiyonları oynamak bizim için oyun kaybı olacaktır. Bu riske de bu elo'da girmek istemiyorum dostlar. Avrupa'da top 10'da top 20'de de sezonu bitirmeyi planlıyorum. Haberiniz olsun, 100 olduk. Burada bırakacağız da demiyorum. Önce bir inşallah olabilelim. Kan yukarı site'da. Hala ilk kan dökülmedi. İlk kanı almak bizim için Lee Sin'le başlangıçlardan en iyisinden birisi olacaktır. Bu yüzden gidelim hızlıca Scuttle'ı alıp ondan sonra Jax'a bakabiliriz. Akali'ye bakabiliriz. Midimizde Morgana olduğu için çok bakılacak bir tarafı yok zaten. Evet, Morgana da yardım etti. Teşekkürler ama manası çok azmış ya. Etmeseymiş daha iyi olurmuş. Evet, şuraya bir gelelim. Jax'a böyle W flash'ta direkt atabiliriz bizim tarafa. Gel bakalım buraya. Set hazırdasındır umarım. Evet, şöyle tekmeğimizi attık. Ultisini attı. Güzel. Güzel. Oynayalım. Abi Q'mu kaçırdım. Çok kötü oldu. Senin W stain yokken neden giriyorsun oraya? Aa, bir de kulenin altına girdi. Arkadaşlar. Tamam, ben de Q failledim ama. İmparator maçımızda gelen top lane'imizin kalitesi. Yapacak bir şey yok. Taşıyacağız bir şekilde. Bu yüzden Lee Sin'i aldık zaten. Hiç moral bozmayacağız. Olumsuzluklara rağmen her zaman olumlu yönünden bakacağız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Set hata yaptı ama diğer emesini o çekecek. Biz Jax'a çok muhatap olmayacağız. Evet, Kayn ne yapıyor burada? Evet. Yani kemplerimi çalmaktan ziyade bota bir dive hazırlığına girmişler aslında. Şöyle onları bozarsak güzel olur. Güzel, Morgana bayağı bozdu. Totemi aldık. Blue side'ı clearlayalım. Ultimiz gelmeden çok ekstra bir gameplay denemeyi düşünmüyorum. İlk kanı kaptırmak bir tık üzdü. Çünkü orada bizim hakkımızdı ilk kan. Bekleseydi zaten kule altını koridoru puşlayıp tekrar kesebilecektik. Ama olmadı. Tabii ki başaramadık. Hayatta her şey istediğimiz gibi her zaman gitmiyor. Dostlar, yapacak bir şey yok. Etkinliğimizde bu arada 28 Haziran Metropol AVM 12 kapı açılış. Papara Supermassive Gamer Hub olması lazım. Böyle bir yerde arkadaşlar, haberiniz olsun. Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de. Ben de bilmiyorum tam olarak ama gelince öğreneceğim. Tüm takipçilerimi beklerim. Katılım tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Orada bizle VS atabileceğiniz, aynı zamanda bizle işte etkinlikler, turnuvalara katılabileceğiniz çok güzel etkinlikler olacak. Kazanabileceğiniz ödüller, bilgi yarışmaları, mükemmel etkinlikler var. Müsait olan tüm kardeşlerimi, dostlarımı, abilerimi beklerim. Dediğim gibi daha fazla da davete ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Hepinizi bekliyorum özellikle. Şu totemi kıralım. Namicim vurur musun? Evet, tercih etmedi.
Evet, 0-3'e doğru gittik. Hemen kaynağın bir dönüş skoru, kaçabileceği hiçbir nokta yok çünkü. Evet, öyle bir kaçış yok maalesef. Güzel, en azından bir dönüş skoru aldık. Sonrasında oyunu toplama zamanı gelecektir bizler için. Ve bunu doğru değerlendirdiğimizde öne geçip büyük bir kartopu etkisiyle bunu daha da yuvarlaya yuvarlaya büyüte büyüte Lee Sin'le oyunun içinden geçebiliriz. Şu an kartopu etkisi yaratacak bir güce sahip olmadık. Ama şimdi objektif zamanında buna sahip olabiliriz arkadaşlar. Lee Sin'le en önemli nokta biraz sabırlı oynayıp öne geçtikten sonra bunu istikrarlı ve profesyonel bir şekilde ileriye doğru götürebilmek olacaktır. Evet, Kaisa. Kaisa öldü. Flash'ım da var. Evet, flash atması hiçbir şey değiştirmiyor. Direkt kilimi alacağım buradan. Alev ejderi de bizler için işin ödülü artık. Boşa mı kestik adamı? Boşa mı flash harcadık diyoruz. Gelirlerse canlarıyla öderler bunu. Evet, sağ tarafta Akali var. Akali'ye bineceğim. Evet, gel buraya. Gel. Şu smite attım. Güzel, smite'ım yok ama. Kayn'ı keselim. Smite'ım yok. Aa, Q'yu kaçırdım. Abi çaldırdık ya. Smite'ım yoktu. Neyse. Treble'la karşılığını veriyoruz. Hakkını veririk diyoruz arkadaşlar. Bayağı güzel oldu burası bu arada. 3 kill aldık. Öncesinde de 1 aldık. 4 kill. İşte dediğimiz kar topu etkisini şimdi başlatabiliriz arkadaşlar. Çünkü 5300 gibi bir gold'da oynuyoruz. Kayn'a gördüğümüz yerde fantastik tekler atabilecek güce sahibiz. Set bunu oyna, bunu da keseriz. Bayağı güçlü durumdayım çünkü. Flash atabilir. Hiç sıkıntı değil Q'umu bilerek. Bu yüzden beklettim. Kili ben alsam çok daha tatlı olurdu. Ama biz alamadık. Üzücü oldu. Akali gel, Akali gelirse bana ölürüm ben burada. O yüzden takımın yardımına ihtiyacım var. Evet, Akali gelmiyor. Kayn gelebilir. Ultim döndü. Çaldıracağımı düşünmüyorum o sebeple. Ejder de... Evet. Ejder de bu arada çok daha burst oldu arkadaşlar. Ejder'i almaları çok önemli değil. Ne yapıyorsun Akali ya? Sakin ol. Sakin ol, ne yaptım ben? Üstüme atladı. Yani ultisini, ignite'ını verdi. Karşılığında hiçbir şey alamadı. Güzel. Zeri'den de bir Kaisa skoru. Bunu oynayabiliriz ama tutabileceğini zannetmiyorum Morgana'nın. O yüzden blue side'ımıza gidelim. Dikkat etmemiz gereken şey Kaisa'yı da kastırmamak olacak arkadaşlar. Rakip takımın güçlü oyuncusunu tanıyoruz. Bot lane'i ve bu yüzden bot lane'in biraz daha fazla öne geçmesini engellemek istiyorum. Öne geçerlerse tabii ki de sıkıntı yaratabilir. Çünkü çok mekanik bir şampiyon ve late de mükemmel hasarlar verebiliyor. Evet, güzel bir ulti ama başarısız. Kesemez çünkü. En azından koridorda biraz daha ayakta kalışını uzatmış oldu. Evet, çıkmaları gerekiyor. Kayn'ın oraya geldiğini söyledim. Ama Zeri ölmeyi tercih etti. En azından Thresh'i öldü gördüğüm kadarıyla. Nami de Kayn'a öldü. SS'lerimi dinleselerdi çok daha güzel şeyler olurdu. Biz de karşılık skoru olarak şöyle Akali'ye bakabiliriz. Kulemizin altına şöyle. Kule hasarını da yedirttirdik. Ve kaçabileceği hiçbir nokta kalmadı. Kule hasarımızı yemesi sayesinde kilimizi riske atmayıp direkt almış oluyoruz. Herkes yukarıda, bu yüzden mid kulesini de bedava şekilde alabiliyoruz dostlar. Bayağı tatlı oldu. Bir tane de dalga aldık buradan. Şimdi aşağıya gidip bir Jax'a dive atabiliriz. O Jax'a da dive atıp o kuleyi de açarsak eğer kar topumuzu gerçekten çok büyük bir hale getirmiş oluruz. Ve çığa dönüşmüş olur. Gel bakalım buraya. Kaçabileceği hiçbir yer yok. Q denemeyeceğim boşuna. Dibine gireseye kadar sadece kovalayacaksınız arkadaşlar. Hiç gerek yok daha fantastik şeyler yapmanıza. Kulemizi açalım. Kayn gelirse de elimizde bir ultimiz var. Evet, vurabilirsin kuleye. Patlat. Daha ileriye gitmeyeceksin bu dakikada, merak etme. Kayn'a ölüp çatlam vermek istemiyorum çünkü. Evet, yardım edelim bari. Evet, gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Çok güzel ama Akali buraya doğru yürüyor. Akali yürüyor. Set lütfen beni tankla. Ben ölmek istemiyorum. Şunu açacağım. Akali'nin vaktini harcamak için. Akali de bana atlamak isteyecektir muhtemelen. Belki şöyle Akali'yi keseriz. Abi direkt atladı üstümüze. Evet, flash'ı da varmış. Bu da bizim ölümümüz anlamına geliyor. Keşke Seton bir ölseydi, intihar etseydi de bizi öldürtmeseydi ama hiç sıkıntı yok dostlar. Devam edelim.
Evet, doğduk ve hızlıca oyunu domine etmeye ilerleyeceğim arkadaşlar. İmparatorluk maçımızda kaybetme gibi bir lüksümüz yok gerçekten. Ve 10 kill'in 9'unda kill katkımız var gördüğünüz gibi. Yani oyunu gerçekten tek başımıza domine etmeyi başarıyoruz. Ve devam etmek istiyorum bu şekilde. Çünkü takımda imparatora çıkacak birisi yok şu anda. Çıkması gereken kişi, videoyu çekmesi gereken kişi, sözünü tutması gereken kişi. Hepsi ben olduğum için dikkat etmem gerekiyor. Hepsi üzerime atladı bu arada. Çok güzel bir sengeç geldi. Ve hiçbir şeyleri kalmadı. Bizim takımın fight'ı kazanması gerekiyor. Tüm kaynaklarını üzerimde harcadılar. Zeri ve Kai'Sa. ADC takası. Oraya hızlıca yetişebilirsem Ejder artı oradaki killleri toplayabiliriz. Evet, güzel. Akali düştü. Karşılığında ise Morgana. Hemen oraya yetişiyorum. Oraya oynayabiliriz bu arada. Gel bakalım buraya. Atlayabilirim oraya. Çok güzel. O da ölecek. Tam olarak kastettiğim şey buydu işte. Triple kill'imizi çok tatlı bir şekilde aldık. Base atıp hızlıca yetiştik. Orada saçma saçma yollansaydık hiçbir şey yapamayacaktık ama tempomuzu alıp geldik. Ve rakip takımda canlı bir varlık bırakmadık. Aynı zamanda da görebildiğiniz gibi ejderimizi aldık. Rakip takımın ruhunun yolunu kapatmış olduk yani dostlar. Evet, karşıda camp yok ama. Yani şu an üzüldüm. Karşı jungle'da camp görmek isterdim girdiğimde. Çok güzel de bir gold tip attık. Devam edeceğim. Age of Night aldım. Age of Night almamın çok büyük bir önemi var benim için. Üzerime atlayan bir Thresh engage'ini bozmak benim hayatta kalmamı sağlayacaktır. Aynı zamanda Tister'e kalışım da tek yemememi sağlayacaktır. CC'nin altında kalıp kaçma şansı tanıyacaktır bana %50 sıvışmayla. Bu yüzden Tister'a gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra da bir koruyucu falan alırız. Çünkü büyük bir shutdown var üzerimizde. Vermek istemiyorum. Evet. Devam edelim. Evet, Jax oraya muhtemelen ward atacak yukarı tarafa. Evet, yukarı tarafa doğru bir ward patlatalım şöyle. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi Jax oraya wardını bırakmış. O yüzden burada bekleyeceğiz. Onu kırmaya gidersem orada olduğum anlaşılır. Ama burası sadece bir vakit kaybı bizler için. Şöyle bir Kai'Sa'yı düşürürsek çok tatlı olur. Direkt Kai'Sa'yı denemede bulunacağım. Q tutturursam çok güzel oldu. Evet, ama kaçabileceğin hiçbir nokta yok. Q'um tutmasa bile smite'ım var elimde. İstediğin kadar ayak dansı yap. Direkt neş almamız gerekiyor. Çünkü karşının challenger olan bot koridorunu düşürmeyi başardık. Evet, bunu da almak istiyorum. İnşallah alabiliriz. Çok güzel, bize kaldı. Yani iki oyuncumuzun blue buff almasını sağlayacaktır. Fight'a gelirlerse kazanma gibi bir şansları kesinlikle yok ellerinde. Çünkü rakip takımın bot lane yok arkadaşlar. Ve tamamen 5 kişiyiz. Hemen bitireceğim bu neşi. Sonrasında fight'a bir dönmeye çalışacağım. Ultim var. Kayn zaten düştü gibi duruyor. Aa, çok kötü. Çok kötü flash. Gerçekten set en baştaki hamlene benzettim. Hemen çıkalım. Daha fazla rezil olmayalım yani. Şu an takımımızın tüm şeyini sildiler yani. O flashla. 14.200 gold. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı tatlı gidiyoruz. 14KD ile oynuyoruz. Hiç ölmeseydik keşke ya. Evet, Zeri. Ya ben oyunu taşımaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bir yerde bir şeyler çıkartıyoruz ama karşılık olarak takımım hemen inflemeye başlıyor. Evet, ne yapıyorsun sen? Gerçekten Lee Sin'i kesebileceğini mi düşündün derken kesebiliyormuş. Çünkü yanına Kayn geldi. Ama ben hemen pes eder miyim? Hayır, gel bakalım buraya. Yine kesemedim adamı ya. Şaka gibi, ölmüyor bize. Neyse, canımızı çok hızlı bir şekilde dolduracağız. Dikkat etmemiz gereken şey üzerimize atlayan bir Kai'Sa'dan kaçınmak olacak. Evet, canımızı zaten doldurduk bile. Ben hemen aşağıda bir Jax'a koşacağım çünkü oyunu açmasını istemeyiz bir Jax'ın bot koridorunda. Tabii ki de. Ona dikkat edelim. Evet, camplerimi çalıyor. Çaldırmayacağım onu. Smite'ım var üzerimde. Evet, çok güzel. Küçüklerini de vermedik. Sadece bir adet küçük aldı. Bize yardım etmiş oldu. Jax'a da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Evet, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yapmamız gereken setin yukarıdan kuleyi açarken bizim de mid'den karşı jungle'a doğru bir baskı uygulamamız gerekiyor. Evet, şöyle bir Kai'Sa'ya bir Q deneyeyim. Evet, Thresh korkudan neler yapıyor. Önümüzde ulti bile açtı bizi korumak için. Atacağımız engage'in farkındalar. Evet, rakip takımın gururuyla, onuruyla oynuyoruz resmen arkadaşlar. Evet, mid kuleyi artık açalım burada. Biraz baskıyı sürdürün. Ama maalesef yukarıya doğru gidelim o zaman. Ölme, biraz dayan. Neyse, ben alacağım hemen senin intikamını. Evet. E basması hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Çok hızlı bir şekilde dodge'layabiliyorum çünkü. Ya çok güzel bir Q attık arkadaşlar bu arada.
Bu Jax ne böyle? Canın sağ olsun diyelim Setçim. Canın sağ olsun. Jax biraz güçlü tabii ki. O arkadaşı da sürekli üstüne gitmemek lazım. Evet. Burada mid kulesini açacağız artık. Yapacak hiçbir hamleleri yok. Hatta inhibitörü de açabiliriz. Çünkü Q tutturdu Makali'ye. Bu da ona çok güzel bir psikolojik baskı uygulayacaktır. Her an insek yiyebilirim diye. Yani gerekirse insek de atarız ama arkadaşlar gerekmiyor yani. Burada karşı jungle'ı gidip dönmek varken, Blue'sunu, Gromp'unu çalmak varken ne gerek var insek atmaya diyoruz. Sonrasında da ejderi alırız arkadaşlar resetten sonra. Bir cilası, pasta cilası olarak da Neş alırız ve oyunu kapatırız diye düşünüyorum. Ve İmparator'u sezonumuzda görürüz artık. İmparator olduktan sonra arkadaşlar İmparator Elo'nun en güçlü şampiyonları adlı serimizi başlatacağım sizlere. Ve İmparator Elo'nun en güçlü şampiyonlarını çekeceğim arkadaşlar. Win rate ile vesaire istatistikleriyle çok güzel bir videolara başlayacağız. O yüzden bu videoya bir 1000 like'ınızı alırım arkadaşlar. Hak ettik, çok güzel. Jax'a direkt tekmeyi vurduk. Zeri'nin canını muhafaza eyledik aslında burada. Evet, ölme ve orada sakın. Stun'ı atlatacağım. Çok güzel. Evet, Akali biraz problem oluşturuyor gibi. Ha, direkt Akali'yi oynayalım. Bu adam her saniye Zonya basabiliyor. Bitmiyor mu Zonya'sı? Onu anlamadım. Evet, Morgana'ya öldü bu arada. Morgana'nın yandı. Direkt atlamadım ben çünkü. Evet, Kayno'nu çalıp ne yapacaksın acaba? Direkt flash'ı vurdum kafasına. Kaçabilecek hiçbir noktası yok. Çünkü üzerimde Q bekletiyorum. İkinci Q'nuzu Kayn'in ultisine basmazsanız bu şekilde direkt kafasına vurabilirsiniz. Evet, oyun bitmez. Oyun bitmez çünkü Jax'a Thresh doğuyormuş. Direkt burada Neş üzerinde bir baskı kurmamız gerekiyor. Akali ve Kayn kesinlikle olmayacak. Bizde de set yetişebilir en azından. Rakip takımda eşdeğer bir kısımda. Set de muhtemelen aşağıya puşlasa o bile yeterli olur bizlere. Çok güzel. Koruyucumuzu da rakip takımın Gromp'unu çalarak bitirelim. Neden kendi redimizi alıyoruz? Doğduğunda bir eksik kaynak satın alsınlar. Ve biz de full item build'imizle, yani dakika 16'da arkadaşlar, mükemmel bir şekilde ilerledik. Yani 18KD ile oynuyoruz oyunu da. Daha fazla ölmek de istemiyorum. Bu oyunu burada kapatalım. İmparator'a atlayalım arkadaşlar. Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Ward'u da ben alayım. Ward almak önemli bu arada, MVP almak için. Haberiniz olsun. Ward atmak, ward kırmak. Hepsi. Kaç defa tarayıcı açtın, kaç defa totem attın. Hepsi MVP'nin belirlenmesinde etkendir dostlar. Haberiniz olsun. O yüzden ben dikkat ederim görüş üstünlüğü kurmaya. Evet, bir ward daha aldık. Bir tane daha alalım hatta. Zeri aldı onu. Hemen ben aşağıdan baskı kuracağım. Bizimkiler o sırada midden gerçekten üstüne gidebilir rakip takımın. Çünkü gayet yeterince öndeler zaten. Akali ne yapıyorsun? Benle savaşamadığını fark etmiş olman gerekiyor. Ama midde kalın. Buraya gelirseniz 5 kişi biz buraya açamayız. Rakip takımı biraz dağıtmanız gerekiyor ki şeyler başarabilelim. Evet, şöyle birazcık ayak oyunları yaptık. Age of Night'ı vermedik bile. Yani sadece beni takip ediyorsunuz ama kuleye de vurmuyor takım. Evet, orada bir solda bir fight çıktı. Önceliğim inhibitörün açılması olacak. Sonrasında fight'a bakabiliriz. Gel buraya. Direkt Akali'nin üzerine gittim. Yine Zonya bastı. Gerçekten Zonya'sı tükenmiyor. Gidelim Kai'Sa'yı yakalayalım. Kaçabilecek bir yerin yok. Hiç Q. Evet, onu da yedi zaten. Zonya da basmış olsa da oyunun bitişine şahitlik ediyoruz. Ve İmparator'u alıyoruz arkadaşlar. 21 KDA ile mükemmel bir maç geçti bizler için de. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle bir İmparator'umuzu tadını çıkarta çıkarta alalım. Çok teşekkür ederim bu seride yanımda olduğunuz için arkadaşlar. Yani siz olmasanız emin olun kasmazdım şuralara kadar. Ya şu ekranı görmeye bayılıyorum gerçekten. Evet, İmparatorluk. S %98 güzeldir. Metanetimiz. MVP'miz de kapattık dostlar. Hasar ürünlere bakıp kapatalım videomuzu. 21.300 farm. Gerçekten inanılmaz miktarlar. En yüksek hasar. Rünlerimiz de bu şekilde dostlar.